Orta parmağımın içinden dışına doğru böyle yaparak sihirli halka yapıyorum. Halkanın içinden tığımı geçirip ilmek alıp kapatıp şişe takıyorum. İlmek alıyorum, kapatıyorum, şişe takıyorum. Yirmi ilmek taktıktan sonra şişe 21. ilmeği alıyorum, kapatıyorum. Şişe takmıyorum. Modeli yapacak uzunlukta ipimi kesiyorum. İlmeği çekerek kapatıyorum. Şişten çıkartıp kısa ipimden biraz çekerek halkayı daraltıyorum. Uzun ipime iğnemi takıyorum. Kısa ipimi yanda bırakıyorum. İlk ilmeğime düğüm atıyorum. Yandaki ilmeğe geçip bir zürafa büyüklüğünde aralık bırakarak düğüm atıyorum. Hemen yandakine geçip aynı şekilde düğüm atıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğe de düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. Çevirip ipimi bırakıyorum. Beyaz rengimi düğüm atıyorum. Beş zürafa yaparak birinci yaprağı tamamladım. Fazla beyaz ipi kesiyorum. Bu ipimi kesmiyorum. O rengi çalışacağım yere kadar bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Yandaki yuvaya sıfırladıktan sonra tekrar beş zürafa yapıyorum. Bu şekilde ikinci yaprağı tamamladım. Yandaki yuvaya düğüm atıp çalışmaya devam ediyorum. Beyaz ile 8 yaprak çalıştım. Diğer rengime geçip düğüm atıyorum. Beş zürafa yaptım. Hemen yandaki yuvaya geçip düğüm atarak sıfırlıyorum. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Pembe rengimle 7 yaprak çalıştım. Bıraktığım ipi alıyorum. Ve bu şekilde düğüm atıyorum. Bir zürafa yapıyorum.
Son rengimle 4 yaprak çalıştım. İpimi kesmiyorum, dikim aşamasında kullanacağım. Şekilde düğüm atıyorum. Tekrar düğüm atıyorum. İpimi kesiyorum. Ve burayı yakıyorum. Kök yaprağı çalışmak için sihirli halka yapıyorum, düğüm atıyorum. Beş zürafa yaparak kısa ipi çekiyorum, halkayı kapatıyorum. En başa gelip ilk zürafaya düğüm atıyorum. Sırayla her zürafaya düğüm atarak devam ediyorum. Son olarak buraya da düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz. 5 sıra çalıştıktan sonra yandaki zürafaya düğüm atarak sıfırlıyorum. Ve buraya 3 zürafa yapıyorum. En baştaki zürafaya geri düğüm atıyorum. Ortadaki zürafaya düğüm atıyorum. Bu yandaki zürafaya düğüm atıyorum. Sayım 2. Geri düğüm atıyorum. Sayım 1. Birin tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buraya zürafa yapıyorum. Yine tepesine düğüm atıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Son olarak tepesine düğüm atarak yaprağımı
Tamam diyorum. Kesiyorum. İkinci yaprağı yapmak için yandaki zürafaya düğüm atıyorum. Üç zürafa yaparak aynı yapraktan çalışıyorum. Tığ ile yaprağın kökünü açıyorum. Buradan tığımı geçirip çiçeğin ipini alta alıyorum. Açtığım kökün ipini çekerek kapatıyorum. Yapraklardan asılarak çiçeğin ipini de kendime doğru çekerek çiçeğimi yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra iplerimi bağlıyorum. Çiçeğin ipini ayrı tutarak bu ipi kesiyorum ve burayı yakıyorum.